Arkadaşlar herkese merhaba Başkan 35 kanalına gelip beni seyredip dinlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ediyorum Ayrıca kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da Hepsini kanalıma abone olmaya bekliyorum Dolar TL kuru incelememizde e, Videonun başlığında da e, belirttiğim gibi Sizleri Dolar TL'de artık e, bu seviyelerin dip olduğu konusunda e, Benim öngörülerime göre uyarmak istedim bana göre artık bu seviyeler Dolar TL'de dip seviyeleridir bunların neden e, dip seviyeler olduğunu grafik üzerinde çizerek size anlatmaya çalışacağım beni çok iyi dikkatlice dinlemenizi istiyorum e, Ayrıca e, grafiklerimle ve yorumlarımla ilgili e, paylaşımlarınızı da e, bu videonun altına e, atarsanız e, Önerilerinizi de atarsanız çok memnun olurum. Şimdi arkadaşlar 4 saatlik bazda dolar tl incelediğimiz zaman şöyle çizelim. 4 saatlik bazda şuradaki kamayı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir düşen kama formasyonumuz var. bu kama formasyonları genellikle Trend değişim işaretlerini bizlere verir arkadaşlar. Bu kamamızın alt tarafı 566 seviyesinden geçiyor. Üst tarafında da 571 30 seviyemiz var. Haftalık bazda da biliyorsunuz 571 üzerinde kalış yaptık. Fakat yarın Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacak olması sebebiyle de. Ee, eğer beklentiler dahilinde Ekim ayı enflasyonda %8 civarında çıkarsa e, bir 5.66 seviyesine doğru e, bir dip denemesi yaşanabilir arkadaşlar. Bu kamamızın alt seviyesine doğru. Fakat dolar tl'nin ben artık buradan e, 5.66, 5.65, 5.63 seviyelerden yukarı doğru ivme kazanıp 5.71, 30 seviyesini kırıp e, 75 75'li seviyelere kısa da yerleşeceğini düşünüyorum. Bizim takipte kalmamız gerekecek kısa da. E, enflasyon verisi açıklanması e, sırasında 5.66'lara doğru bir geri çekilme veya hut Fitch kararıyla e, beraber bir 5.66'lara doğru biliyorsunuz ülkemizin negatif olan e, not görünümünü Fitch durağına çevirdi. Bu da ülkemiz açısından ee, sevindirici bir haber diyelim yani bu kadar olumsuz haberin üstüne negatif bir durumdan da not puanımızın durağına çıkması bizim için sevindirici bir haber o yüzden e, 571 altına sarkmalarla 566 seviyelere kadar artık dip seviyeleri görülebilir 4 saatlik bazda stokastik indikatörümüze de baktığımız zaman görüyorsunuz buradan Stokastik indikatörümüzde yukarı doğru kırılıp artık alt seviyesi veriyor. Günlük bazda da grafimizi inceleyelim. Günlük bazda neler oluyor bakalım. Evet görüyorsunuz. Günlük bazda da grafimizi incelediğimiz zaman artık bizler için dip seviyelerin yavaş yavaş tamamlanmakta olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada 571 seviyesinde geçmekte olan bir dip seviyemiz var. Bunun alt kısmından geçen seviyemiz de 566 seviyesi. Şuradaki 566 seviyemiz var. Yukarıda bizim için önemli olacak 575 seviyemiz var bu hafta takipte kalmamız gereken bu 575 seviyesi üzerinde tutunabilirsek 5.81 40 seviyemiz ee, bu hafta bizler için görülmesi gereken muhtemel seviyelerimiz olacak haftalık bazda da e, bakalım orta vadede neler olabilir hep birlikte bunları bir inceleyelim Haftalık bazlı zaten e, dolar tl kurumuzu incelediğimizde fazla söylenecek bir şey e, yok arkadaşlar grafik üzerinde görüyorsunuz düşen trend zaten yukarıdan gelen düşen trendimiz şurada bir ihlale uğramıştı yukarıya doğru kırıldı bunun alt seviyesi burada görüyorsunuz 5.70'li seviyeden geçiyor şuradaki 570 seviyesinden geçiyor. Bu haftalıkta 570 üzerinde her kalışı e, dolar TL'yi yukarıya doğru zaten ateşleyecek ve 588'i hedef haline getirecektir. Dediğim gibi arkadaşlar benim benim öngörülerime göre artık 566 eğer enflasyon verisiyle veya fitch kararıyla 5.66'lı seviyelere doğru bir geri çekilmede yaşanırsa bu 5.66'lı seviyeler artık bana göre bir dip seviyesidir. Bunların altına 1-2 kuruş sarkmalar yaşansa da dolar tl buralardan artık bir e, toparlanma evresine girip e, şu şekilde bir hareket yapması muhtemel. 566, 575 ve 588. İlk etapta arkadaşlar e, bence bu seviyeler 566, 575 ve 588 seviyelerine doğru e, dolar TL'de ataklar görülüp artık 588 üzerinde de. Haftalık kapanışlar e, görülüp kalıcı olmaya başladığı zamanda da dolar TL'de artık 5.88 haftalık kapanışlarda gelmeye başladığı zaman doların artık yönünün 6.22 ilk etapta gitmesi gereken e, seviyesi olarak olacağını düşünmekteyim. Tabi bunlar sadece benim öngörülerim. Ben bunlar illa olacaktır diye bir iddiam da yoktur. Sadece grafiksel olarak kendi gördüğüm ve strateji olarak sizinle paylaşmak istediğim seviyelerdir. Mesela şöyle de bir size kolaylık yapayım. Kendi beklentim olan seviyelerimi yazayım. Buradan daha iyi takip edin. 566 dip. Bana göre ee, 566 üzerinde önemli takipte kalmamız gereken en önemli bir e, direnç seviyemiz 575. 575 üzerinde 588 5.88 e, üzerinde 6.03 ve 6.03 üzerinde de e, gitmemiz gerekecek en önemli seviye bana göre yani 6.03 üzerinde kalışlarda başladığı zaman dolar tl'de 6.22 ve biliyorsunuz Elliott çalışmamıza göre de beklediğimiz 653 seviyeleri artık buralardan dönüşlerle gelecek kademeli seviyelerdir. Dolar TL'de daha fazla anlatmak istediğim bir konu yok. Bu hafta kısa da dediğim gibi arkadaşlar takipte kalacağımız Ekim ayı enflasyon veri beklentilerimiz var. Beklenti %8. Ee, bu beklenti üzerinde de enflasyonun geleceğini düşünmekteyiz. Bununla birlikte 5.66 5.63'lü seviyelere doğru bir geri çekilmeler de yaşanabilir. Ee, fakat dolar tl'nin buralardan toplanıp kısa da 5.76 5.79 e, seviyelerin üzerinde kalıp 5.88 oradan 6.03 ve 6.22'li seviyelere doğru Artık e, ataklarına devam edeceğini e, ben kendi grafik ve öngörülerim üzerinden değerlendirmekteyim. Şimdilik benim anlatmak istediklerim bu kadar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hepinize ailelerinizle birlikte mutlu günler ve haftalar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.